geldin asker, esas duruşunu göster. Saçın karışmış, merak etme hemen keserler. Sıkı koş, sıkı çalış, sıkı sarıl silah. Bütün bu insanlar gururla bakıyor sana. Kısa dönem, uzun dönem veya bedelli. Şafakla tanış, saya saya biter mi? 1-3, 3-5 gece nöbeti. Asker nöbet tutarken her yer güvenli. Okumuşun cahili, zengini, fakiri. Burada herkes öğrenir mutlak disiplini. Karada, karada, denizde ve havada. Koşu yerlerde sürünür. Korkar sanma, senin için seve seve ölür. Nöbet kutsaldır, sen rahat ol yuvanda. Gece gündüz yaz kış Mehmetçik hep ayakta. Beş mevsim sizden ayrı kalsam da şükretmeye öğrendim, ruhum hep yanınızda. Anne bunlar sayılı günler, üzülme döneriz. Biz devre devre gelip marşlarla gideriz. İçtimasında bir as subay 54 erbaş verle emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Sağ ol başçavuşum. Sağ ol. Merhaba asker. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol. Siz de sağ olun. Rahat da dinle. Arkadaşlar, havaların ısınmasıyla beraber sizler de gevşemeye başladınız. İç havlunun mıntıkasından sorumlu olanlar birer adım öne çıksın. Sen berberin önünden sorumlu değil misin Kadri? Evet. Oğlum niye çıktın o zaman? Ne bileyim komutanım, bizimkiler varsa ben de varımdır diye düşündüm. Kadri, geç yerine. Emredersiniz komutanım. Niyeyse hiç şaşırmadım. Bütün işe yaramaz adamlar bir arada. Bu sabah iç havlunun mıntıkası yapıldı mı Hamza? Yaptık komutanım. Önce şöyle güzelce bir kabasını aldık. Efendim sonra o ince şeylere geçecektik. Onu da yaptık. Yaptınız ha? E bunlar ne o zaman? Ha? Vedat? Ya komutanım biz aslında onları fark etmiştik ama işte camlar, kapılar, halılar derken gözden kaçtı herhalde. Vedat! Emredersiniz komutanım, ben gayet iyi anladım. Sürünerek toplayacağım. Bravo. Ne sıcak ya. Ya abi sen en azından arada sırada çıkıp dolaşıyorsun. Ha ben? Bilgisayarın başında eritme peyniri gibi kaldım ya. Bir fanalık koysak mı acaba şuraya? Olur paşa. İstersen bir de klima taktıralım şuraya. Ne dersin? Of. Her şeyin muhalefesine. Ya hafta sonu en azından şöyle serin bir yerlere gidelim. Bak mesela denize gidelim. Tabii. Yüzeriz. Serin serin. Bodrum nasıl? Oğlum İstanbul'un bütün plajları dolu lan. Hayatta girmem ben o cehennem kalabalığına. Kızları alıp pikniğe gidebiliriz ama. İşte bu süper olur. Atlarız benim arabaya. Tabii oğlum. Mangalı da alırız. Köfteler, sucuklar, cızbız. Oğlum ya. Tatlı da ister misiniz? Ne bu haliniz? Yayılmışsınız yine. Çok sıcak komutanım. Öldük vallahi. Bu sıcakta dağda bayırda olsan ne yapacaktın? Hamza'nın dosyası geldi mi? Geldi komutanım. Yerlenecek başka bir şey bulamadın mı Ferit? Kusura bakmayın komutanım, pardon. Siz de adam gibi oturun. Bir daha ikaz etmeyeceğim. Emredersiniz komutanım. Vallahi hayret bir şey. Billahi hayret bir şey. Ulan yaşımız olmuş 30. Siz hala bana izmarit toplatıyorsunuz ya. Ne kızarsın be Hamza abi? Biz bir toplatırız sanki be ya. Tabii siz.
Ulan insan der ki, ya Hamza abi hava sıcak, sen yaşlısın. Hani az bir şey yaşın var, bizden büyüksün. Biraz otur, biz toparlarız. Değil mi? Der mi demez mi? Oldu başka? Koskocaman onbaşı burada mıntıka yapsın. Şşş, bana bak. İstersen o onbaşı mevzunu hiç açmayalım şişikçim. Versene. Ver, ben bunu alırım. Tamam, sen otur şöyle. Geç. Abicim bu nedir böyle ya? Bak güzel kardeşim, ben bu güzelim elleri sıvı sabunlarla, özel kolonyalarla dezenfekte edip yıkıyorum. Şu hale bak be. Pis pis sigara koktu. Ama söylendiniz ha. Ya yaptığımız da iş olsa. Tamam Tosun, madem öyle sen topla ipi biz geride ha. Yok ya. Elinize yapıştı sanki. Ya alt üstü mıntıka temizliği yapıyoruz. Ya başka işi verselerdi bu sıcakta? Ha? Alo! Bitti mi mıntıka? Bitti komutanım, az kaldı. Her şey kontrolüm altında. Tamam tamam, uzatma. Bana bakın, mıntıka bittikten sonra depoya gidin. Kireç alın. Ağaçların boyaları yenilenecek. Emredersiniz komutanım. Ulan sen ne şomağızlı bir şeysin be. Ne be? Ben dedin diye mi oldu? Ulan açtın ağzını, angaryayı kilitlediler. Bana bak, sen var ya bundan sonra hiç temenni de falan bulunma. Sus! En güzeli. Ne alakası var ya? Ne yani? Ben şimdi ne güzel alayımız var desem alayı mı kapatacaklar? Allah Allah. Acele et be, acele et. Daha bir sürü işim var. Öyle mi komutanım? Ben de sizi öyle ortada boş boş geziniyorsunuz diye biliyordum. Zevzeklik etme, zevzeklik etme. Ben kontrol etmesem bu Nizamiye'nin hali nice olur. Vallahi komutanım Nizamiye'yi bilmem ama siz olmasanız Nizami nöbeti çok keyifli olur diye. İşine gelmiyor değil mi? Şuraya bak, şuraya bak. Yazmışsın bir şeyler, kargacık burgacık. Hiç. Ne tarih var, ne bir şey. Bakayım komutanım. Müjde yarın saat 10 gibi arayacak diye. Gel. Bunun yeri burası mı? Bunun adı Nizamiye kayıt defteri. Çöp çatanlık defteri mi? Yok sen iyice azıttın. İyice azıttın sen. Sen iyice gemi azıya aldın sen. Bundan sonra kontrolleri arttıracağım. Şu kapıdan giren çıkan belli olacak. Öyle kafana göre herkesi alamayacaksın içeri. Kim olur sanırım? Evet. Git bak, araç geldi. Git git git. Emredersiniz komutanım. Neredesin çavuş? Aç şu kapıyı. Kime bakmıştınız komutanım? Yine mi sen? Oğlum açsana kapıyı, acil işimiz var. Olmaz komutanım. Daha Kerim Aslamen'den yine azar işittim. Oğlum benim. Murat Binbaşı'nın. Aç şu kapıyı. Komutanım, isterseniz Kerim Aslamen'den izin alın, ondan sonra açayım. Ne oluyor burada Cemal? Komutanım, Habu Subay'la içeri girmek istiyor. Ben de Kerim Aslamen'den izin alın dedim. İyi demişim değil mi? Aç şu kapıyı Cemal. Ama komutanım demiştiniz ki... Cemal, Cemal manyak Cemal. Aç şu kapıyı. Kendi askerliğini yakacaksın, bari benimki kalsın. Kusura bakmayın komutanım. Maşallah. Allah bozmasın. Anlamadım komutanım. Senin yüzünü gülerken görmek ne güzel diyorum. Hamza ile ilgili beklediğim kayıtlar geldi. Gözün aydın. Yine uğraşacak bir şey buldun kendine. Öyle demeyin komutanım. Tam tahmin ettiğim gibi olmuş. Hamza'nın askerliği bu kadar uzun vadeye yayıldığı için süresini hesaplarken bir yanlış yapmışlar. Desene, daha uzun süre Arıza Hamza bizimle beraber olacak. Aslında tam tersi. Gel. Komutanım, alay komutanım sizi görmek istiyor. Konuyu ben de bugün öğrendim komutanım. Gel. Beni emretmişsiniz komutanım. Gel Levent. Seni de ilgilendiren bir konu var. Hayırdır komutanım? Yine benim bölükten askerlerle mi ilgili? Bu sefer değil. Murat Binbaşı anlatıyordu. Siz devam edin Binbaşı. Dediğim gibi komutanım. Beyler gerekli inceleme ve ölçümleri yaptıktan sonra çalışmalarını bir dosya halinde bakanlıklarına teslim edecekler. Sonrası iki bakanlık arasındaki görüşmelere bakıyor. Pardon komutanım ama ne ölçümü?
Arazi incelemesi yapacaklar Levent. Alayın üzerinde bulunduğu araziye bir eğitim kompleksi kurulması planlanıyormuş. İyi de alay nereye gidecek komutanım? Bu inceleme başlatıldığına göre ya 56. alaya ihtiyaç kalmadı ya da yerimizi değiştiriyorlar. Açıkçası konuyla ilgili benim de net bir bilgim yok. Ne haber Fata? İşler kesat bakıyorum. Yok mu Fata işte? Sorma ya. Canım sıkkın. Suzin de gelmiyor diye tuttu bugün. Ya üzümlüz de sabahtan gelecekti ama onun da gelemeyeceği tuttu herhalde. Ne kadar çok gelemeyeceği tutmuş bugün. Ah be, şu sizin nikah müsameresinin fotoğraflarını çekemedim ya, ona yanıyorum. Aman! İyi olmuş be. Rezil rüsva olduk herkese. Çocuk şeysi gibi. Sen gerçeğine Fata yaparsın. Tamam. Söyle bakalım Hamza Delipınar. Sağ açımızı yerçi getirdin. Hay Allah. Şimdi tabii kızın gözleri kapalı ya. Ben çok şaşırdım, anlayamadım Cemal'im. Kim? Uy, ula yanlışlık oldu. Hah, söyle bakalım Rizbacı. Sen kimi ziyaretçi oldun? Hala lazım. İndir elini be. Gel Lizim, gel. Ulan ninem yapınca oluydu. Ya babacan, yemin et, vallahi çok acayip. Vallahi sende sanatçı ruhu var ha. Sen Fuzuli'yi tanır mısın? He. Hah, işte sen Fuzuli'sin. Sağ ol. Allah'ım yaradıyorsun, bir de takip et. Nasıl sen aşkım? Oh, I am so happy. And you? Wow. İngilizce olayını aşmışsın Hamza. Çalışıyoruz canım o kadar. Öküz değiliz. Yani var ya ilk tanıştığımız zamanlarda bir tek yes and no var. Şimdi hepsini cümle içinde kullanıyorum çok şükür. Ama ben senin bakışlardan anlıyordum beni sevdiğini. Canım benim. Uy, geçen yazdı değil mi uşağım? Ulan ne çok zaman olmuş ya Liz yengeyle tanışalı. Vallahi öyle babacan be. Liz'imin o Amerikalılarla gelişi dün gibi gözümün önünde. Hazol! Take your position! Attention! Tüfek! Hamza! Selam! Dur! Dikkat! Welcome, Captain. Thank you, sir. Hoş bulduk. Bravo. Can you speak Turkish? Evet, çok iyi değil. Ama ben Türkçe kurs okudu orduda. Benim Sergeant Major Mark Türkiye'de görev yaptı. O daha iyi konuşur. Sor! Onbaşı Türkçe konuşur. Ve Private Lee's Türkçe bilir ama az. Harika. O zaman rahat rahat anlaşacağız desenize. Peki diyeyim. Çok şirin. Oh my God. Hey dude. Hey idiot. Wake up. Ne ya? Ne oldu? Ne bileyim abi. Ne diyorsun lan Arap? I said shut up. You sound like an ox. Alo. Şşş. Sen kime öküz diyorsun lan? Karamsar. Ne diyor bu ya? Çimçime öküz değil. Ne oluyor la? Derdin ne senin ya? What's up? Man, the guy is snoozing so much, I can't sleep. Hey! Pop. Hey! Ya kusura bakmayın. Ne oluyor? O hep böyle konuşuyor. Horluyor diye sinirlendi. Başlatmasın sinirinden.
Back off man. Dur oğlum, adam çavuş. Hey ya, yönetmeliğe göre bir çavuşu bir çavuş döver. Sen çekil bakayım şöyle. Çekil çekil. Sen benim kardeşimi nasıl itiyorsun lan Karabatak? Allah Allah. Dur lan. Ulan iki dakika rahat durun be. Ayıp oğlum, adamlar misafir. Türk'ün misafirperverliği bu mu? Ya görmüyor musun abi adamları? Babacan, bak sen de söyle arkadaşlarına sakin olsunlar biraz. Misafirler burada ama ayıp oluyor. Bir dertleri varsa efendicene söylesinler. Bak sonra fena üzülürüz. Okay. Hey guys, we are guests here, okay? Don't be like a stupid. Easy, easy. Just talk. You don't need to do that. Come on guys, come on, let's go to bed. Come on buddy. Okay. Come on, come. Easy man, easy. Good night. Ya arıza ben miyim siz mi anlamadım ya. Sakin olun biraz be. Baksana abi, Ferit ittiriyor ya. Ben onu acaba tederim baba. Neyse. Ya hadi babacanlar ya. Dünya zaten savaş kaynıyor ya. Bizimki eksik kalsın be. Hadi yatakları. Hadi bakalım, hadi hadi. See you at the match. O ne demek la Ferit? Maçta görüşürüz dedim. Sen iyi bir adam. Eyvallah bacım. Good night. Ula ha, bunların bir tane başsavcısı vardı ya. Ha herif ne gıcık bir herifti ya. Al benden de o kadar. Neydi o saçma sapan hareketler ya? Askere de öyle davranıyordu. Kötü. Hay ağzını öpeyim. Vallahi o basket maçında hareketler yapıyor. Ne lan o hareketler ha? Ne hareket yapıyor? Vallahi onu oracıkta böyle ayağımın altına alıp ezesim gelmiş. Nasıl durmuşum ben ya? Tebrik ederim. Çok teşekkürler. Üzülmeyin çocuklar. Hadi gidip duş alın. Teriniz üzerinizde kurumasın. Ya hadi. Komutanım Allah aşkına böyle maç mı yönetilir ya? Hep onlardan yana düdük çaldı. İtiraz ediyorum komutanım. Çıkı var. Ben maçı tekrarını istiyorum komutanım. Saçmalama Hamza. Oyunda oynadınız bitti. Uzatmayın. Tebrikler. Bak bunu tanıyorum. George Washington bu. Al sende kalsın da size hem basket oynamayı hem de medeniyeti öğretsin. O yaptığını hatırladıkça ben utanıyorum hala. Utanma Lizim, sen niye utanasın ya? Ama bak gözünü sevdiğimin Ahmet Başçavuş'u nasıl da cevabını vermişti böyle rak diye. Üçte üç. Durum ne oldu Çiğdem? Amerikalılar üçerden 18 atış yaptılar. İki karavana 16 isabet kaydettiler. 18'de 16 ha? Hadi bakalım Levent, sıra sizde. Emredersiniz komutanım. Şerefim için. Üçte
üçte üç. Hadi Cemal, göreyim seni aslanım, hadi. Havun yumurmak iş mi durdu ha? Üçte üç. Aslan çavuşum benim. Bu kadar yakından anneannem bile vurur komutanım. Hadi Hamza, hepsini vur çarşıya çık. Ben vurayım da komutanım, çarşıya çıkmasam da olur. Hadi aslanım benim. Ahmet Başçavuş. Hepsi 12'den. Sağ olun komutanım. Göreyim seni Gökhan. İki tanesini vur yeter. Yetmez komutanım. Ben komandoyum baba. Ben komandoyum komutanım. Ben Türk askeriyim. Hepsi tam isabet. 18'de 18. Budur işte oğlum. Aslanımcım bu. Komando Gökhan. Baba, ağlıyor musun? Hayır. Bu bizim babamız Atatürk. Al. Sen de hatıra kalsın. Sana insan olmayı öğretir. Adam gibi adam olmayı. Dikkat! Komutanım niye biz? Sabah mıntıka üstüne mıntıka yaptık. O yetmedi ağaçları boyadık. Bari yalan söyleme. Daha boyamaya başlamamıştınız. Vallahi billahi başlayacaktık ama komutanım siz izin vermediniz ki. Ya dışarıda dolaşan bir sürü boş boş adam var. Onlara kitleyin ne olur şu işi ya. Uzatma Vedat, uzatma. Sizin altında beynimiz pişecek vallahi ya. Çok sıcak ama çok. Sen yine iyisin, pişecek parça küçük. Ben ne yapayım? Efendim merhabalar. Kusura bakmayın. Bekletmedik sizi inşallah. Bizim bölükte işler çok yoğundur. Boşta asker bulmak çok zor oluyor. Hele boşta komutan en zoru. Yalan.
Vedat. Arkadaşlar yeni galiba. Temel eğitim vereceğiz bebelere. Densiz. Beyefendiler bakanlıktan geldiler. Gerekli ölçümlerin yapılması için onlara yardımcı olacaksınız. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Efendim kolay gelsin. Sağ ol. Ya dayı yardım etmesini edelim de benim hesabım kötüdür. Sonra bozuşmayalım bak. Merak etme hesaplayışın olmayacak. Ne ölçeceğiz? Ölçümü biz yapacağız. Siz aletleri taşıyacaksınız. Ha anladım. Kadrosuyla bakanlığa atandık. Yüklen şaşkın yüklen. Nereden çıktı şimdi bu? Ben de anlamadım. Ne yani şimdi ciddi ciddi alayı dağıtacaklar mı? Bilmiyorum. Arazi konusunda bakanlıklar anlaştıktan sonra karar verilirmiş ama alay komutanımız dağıtırlar diyor. Of ya. Ya daha yeni taşındım lojmana. Onca eşya yerleştirmek kolay mı? Ha, gülersin tabii. Yine aktif göreve verirler diye seviniyorsundur sen şimdi. Yani buradan daha kötü bir yere vermeyeceklerine malum komutanım. Hem sizle de alay komutanımızla da gayet iyi anlaşıyorum. İyi mi anlaşıyoruz? Her dakika didişiyoruz Levent. Ne anlaşması? Olsun komutanım. En azından birbirimizi anlıyoruz. Bu da yeter. Bırak kibarlığı Levent Allah aşkına. Ne kibarlığı komutanım? Doğru söylüyorum. Gerçekten. Daha mı? Ne kadar nazik bir adamsınız Levent Üsteğmen'im. Sağ olun komutanım ama ne demek istediğinizi pek anlamadım. Ne kadar naziksiniz diyorum. Yani sizi geçmeme göz yumdunuz. Bayan olduğum için mi yoksa sizden rütbeli olduğum için mi yaptınız? Sanırım her ikisi de komutanım. Askerlerinizin size neden bu kadar saygı duyduğunu anlamaya başladım. Bana saygı mı duyuyorlarmış? Hem de çok. En az benim kadar. Hadi bakalım, nezaketinizi gördük. Şimdi de Fırtına Levent'i görelim. Akşam yetiştirirsin değil mi Fatı? Annemler gitmeden vermek istiyorum da. Tabii yetiştiririm. Eyvallah, sağ olasın. Señorita. Buraların en güzel kızı sizsiniz diye duydum. Yanlış istihbarat almışsın. Öyle mi? Garip. Hafta sonu ne yapıyorsun? Bilmem. İçimden bir şey gelmiyor. Bak Ferit dedi ki Foto'yu da Meleği de alalım pikniğe gidelim dedi. Ha. Ne dersin? Sağ olsun. Zaten Ferit olmasa görüşeceğimiz yok. Niye? Her gün alayda görüşmüyor musun? Ya Seyfi farkında değil misin? Asker arkadaşı gibi oldum. Ya çarşıya çıktığında %90 zaten kardeşinle görüşüyorsun. Onun dışında görüştüğümüz zamanlarda da yanımızda muhakkak birileri oluyor. O kadar da değil ama ya. Tabii. Aklım bir karış havada. Ya 20 yıllık evli insanlara döndük. Ya ne konuştuğumuz bir şey var ne de paylaştığımız. Ya hatta biliyor musun? Bir ilişkimiz olduğundan bile emin değilim. O kadar da değil ama ya. O kadar Seyfi. Sen farkında olmasan da o kadar. Abi, sen niye alıyorsun bu ölçümü? Ne kadar boy atmış ona mı bakıyoruz? Üniversite kurulması planlanıyor buraya. Süper fikir abi, süper! Üniversite kuruluyormuş buraya. Rüzgar, kızların etekleri, serinleriz. Kurtsunlar, kurtsunlar. Manitaya balık bizde o sayede. İyi de arkadaşlar, üniversite kurulursa siz burada olmayacaksınız. Alayı başka yere taşıyacaklar. Yok daha neler. Ya başka yere taşıyacaklar ya da buradaki personeli başka birliklere dağıtacaklar. Alo!
Bana bak lan. Vallahi yalan söylüyorsan sen o ağzına biber sürerim ha. Şişik. Bu senin o yarım aklının oynadığı oyunlardan biri değildir inşallah. Ya yok ya, vallahi aletleri tutarken mühendisler anlattı. Abi ne diyelim be ya. Bu kesin bizim o fırlama Vedat da daha bu şişiyi doydudur. Ya Allah be ekmek Musaf Kur'an çarpsın ya. Arazi uygun bulurlarsa buraya üniversite inşa edeceklermiş ya. Ya ben size daha ne diyeyim ya? Ha şu pis dinges tutsun ölüsünü öpeyim ya. Şşş, öpme benim ölümü pis sapık. Tut tut. Kaldırma beni hayat olsun. Olayın rengi değişti. Ciddi sinyaller alıyorum. Bana bak şimdi bu. Sen şimdi ciddi ciddi ciddisin ha? Ciddiyim tabi abi. Ben de duyunca inanamadım. Personeli başka birliklere dağıtacaklarmış Emine. Ne yani? Alay dağıtacaklar mı ciddi ciddi? Abi bir daha ciddi diye de olursa küfredeceğim ciddi ciddi ha. Aa ben ciddi dedim. Eşek. Ama hep senin üstünden be şov ağızlı. Ben ne yaptım be? Sabah kim diyordu? Biz şimdi ne güzel alayımız var dese bu alay dağılacak mı diye. Tosun Paşa'nın laneti. Psikopat dengesiz. Ama olmaz öyle şey ya. Arkadaşlar siz de biliyorsunuz. Ben yaş günümde hiç ayrılmayalım diye dilek dilemiştim. Hatırladınız mı? Bana bakın. Açın lan gözümü. Eğer kötü bir şey yapıyorsanız bozuşuruz ha. Dur be, iki dakika sabredemedim. Sus. Tamam. Şimdi açabilirsin. Hop. Önüne, önüne. Ana. Bu benim için mi şimdi? Senin için tabii. Ya ben hiç hayatımda yani... Üfleyecek miyim şimdi? Ya, hayır şaşkın. Üflemeyeceksin. İçine çekeceksin. Dilek tutmayı unutmayasın ha. Hadi. Ya bırak dileği mileği. Ne dileği ya? Hadi üfle şunu da yiyelim ya. Hadi üfle. Söyle ne dilek tuttun ha Tosun etti? Ben ömür boyu sizlerle beraber olmayı diledim. Yo ömür boyu mu? Oğlum daha evimize gideceğiz yapmasaydın. Ulan ömür boyu buraya asker mi kalacağım? Ne yapayım? İnsanın sevdikleriyle beraber olmasından daha güzel şey ne olabilir ki? Ne ya. Selam. Ne bu böyle hepinizin yüzünden düşen bir parça? Dur şimdi Suzey. Aa size de bir şey sorulmuyor ha? Uf, kusura bakma canımız sıkıldı biraz. Seninle alakası yok yani. Suzey, alayı dağıtıp üniversite yapacaklarmış. Gerçekten mi? Süper olur vallahi. Bu üniversiteye geçiş yaparım. Eve gidip gelmem kolay olur. Ah be abicim ya. Ben bu zekanın oyunlarına mı geliyorum her sefer be? Sen kendi zekana bak şey. Kızım. Alay dağıtılırsa sen burada mı olacağını zannediyorsun? Ben babama söylerim. Kimse dağıtamaz alayı. Ya Suzi ne acayipsin ya. Ne yalan söyleyeyim. Vallahi özleyeceğim senin bu şımarıklığını. Vallahi bence biraz bol keseden atıyorsun Ferit da Ferit'i. Ya Suzi yüzünden senin askerliğin yanmıyor muydu kardeşim? Hakikaten ha. Ne haber tertip? Ha şöyle be hocam. Ne o kaç gündür somurtup duruyordun ya? Boşu boşuna somurtup duruyordun. Açmışsın bakıyorum. Ne o gözde mi aradı yoksa? Askerliği bitiriyorum. Nasıl yani? Öyle işte. Çatlatma da söyle ya. Oğlum alay sancağını çalanın askerliği biter demezler mi? Derler. Ne yani alay sancağını mı çalacaksın? Hı hı. İşte bu kadar. Ne mutlu Türk'üm diyene ne mutlu Türk. O kadar kolay mı oğlum alay sancağını çalmak? Çalarken yakalanırsan vururlar vallahi. Peki ya içeriden yardım alıyorsa? Kim abi? Albay mı yardım edecek? E tabi sancak onun odasında kilitli olduğuna göre çıkaracak anahtarı. Suzi oğlum Suzi. Vay be. Oğlum bak yine de iyi düşün ha. Bir yakalanırsan var ya kan çekerler haberin ah olsun. Ah be. Bağladın sen alay sancağıyla uğraşırken ben de tüm alaya rezil oluyorum. Biz bu askerini biliyoruz ya koluna kadın takmış bir de terbiyesiz. İşte nişanlım. Terliksi fitnat anne.
Öpeyim Şaşkın Anam. Şaşkın Anam. Çek kız çekelim tövbe de. Beşik Gertmen burada dururken bu ne münasebetsizlik? Bu ne? Beni bununla mı aldattın yoksa Tosun? Canım ne aldatmaz? Evleneceğiz biz Fitnat'la. Gel bakayım yamacıma Fitnat. Kaptırma kendini Şaşkın. Ay üstüme iyilik sağlık. Azdı bu ayol. Evlenmeden olmaz Tosun'um. Nereye evleniyorsun? Kezban'la evleneceksin. Ha benle evleneceğim. Ha. Buna ne oluyor şeher? Ayıp oluyor ama ayol. Ben sana köy Kezban'ı diyor muyum? Niye demeyeceksin ki? Köylü Kezban'ıyım zaten. Aa gözümle görmesem inanmazdım valla. Koluna takmış şey geziyor. Olur şey değil. Şşt beri bak. Yoksa bu karı senin... Ne ki Zehra Hanım? Şşt, kaç metre ki bu? Ne ya? Karım olacak diyorum anlamıyor musunuz siz? Beni istemeye geldi senden. Değil mi Fitnat? Evet. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle... Tosunumu sizden istiyorum anneciğim. Ben de vermiyorum. Utanmıyorum. Ay ne oluyor kız ne oluyor? Yetin Zehra Hanım. Bacaklarını ortadan ayırırım ben sana. Ne senin bacaklarını ayırırım? Ayırmıyorum beni. Ne diyorsun? Sedat'ı artık kimse kurtaramaz babacan da. Olay büyümeden biz uzayalım vallahi. Aslında da çok fena olur ha. Ferit, yakacaksın ikimiz de ha. Şişt tamam be. Söylenip durma. Alay komutanının postası gelecek şimdi. Korkma. Muzaffer Albay seni kademeye çağırıyor dedim oraya gitti. Ulan Ferit ulan her şeyi de düşünmüşsün ya. Oğlum bana laf yetiştireceğine koridora falan bak gelen giden olmasın. Komutanım. Rahat Üsteğmen'im rahat. Kızların da askere alındığını bilmiyordum Levent. O şarkıdır komutanım. Bu da sizin bölüğün askeri. Vedat. Ay maalesef komutanım. Ay çok yakışmış ama değil mi? Komutanım size şerefim üzerine söz veriyorum ki... ...bir daha asla ama asla bu bölükte böyle saçmalıklar yaşanmayacaktır. İnşallah Levent inşallah. Komutanım, buyurun. Bu ne Ferit? Alay sancağı komutanım. Sende ne işi var bu alay sancağının Ferit? Çaldım komutanım. Ne diyorsun oğlum sen? Ne yaptın, ne yaptın? Delirdin mi sen oğlum? Hayır komutanım, alay sancağının çalanın askerliği bitiyor ya. Sen ne gülüyorsun kızım? Ay çok matraklı bölük baba ya. Bitmiyor mu? Aşkına ya çekme fotoğrafımı. Bundan güzel anı mı olur? Neden çekmeyecek? Hay Allah'ım ya. Bir de maskara olduk millete ya. Ah. Ah, koş aptal kafa koş. Ya pardon beyler. Ya ama abi komikti yani. İyiydi abi o etekle koşmak ne kadar zordu sen biliyor musun onu? İyiydi. Senin olayınla benim bir alakam yoktu ki. Tosun nişanlısı ol diye ben mi söyledim? Hadi onda senin bir suçun yoktu. İzin olayında yaptığına ne demeli? Oley be. Ne istersin benden bebeğim? Ne getireyim sana gelirken? Hapishane yemeği getir. Çok severim de. Efendim? Yok bir şey. Kendini getir. Getirebilirsen yeter diyorum. Suzi'cim.
Allah'ın izniyle dönüşte annemi babamı da getiriyorum ve seni albayımdan istiyorum. Tabii tabii. Sen döndün. Nereye gidiyor bu? Cehennemin dibine. Ah Suzi ah, yani yaptın yine yapacağını. Oh iyi oldu. Vedat'cığım birazdan Suzi'nin tertemiz sesiyle oynamanın bedelini ödeyecek. Bodrum'a gidiyorum. Kapıyı aç. Lan oğlum. Karşında albaydan torpilli Bodrum paşası var. Açsana lan kapıyı. Bak hala bekletiyorsun ha. Emredersin. Açsana kapıyı şaşkın. Bak kayınalbayıma şikayet ederim. Tuvaletlere sürülürsün ha. Nereye böyle telliksi? Albayımdan özel izin kopardım. Memlekete gidiyorum kısmetse. Hangi albaymış bu? Oğlum Laz mısın sen? Kaç tane albay var bu alayda? Muzaffer albayım. O zaman bir yanlışlık var dostum. Demin arayan albaydı. Kimse o ergele beklet. Odunu kapıp geliyorum dedi. Ah Suzi be. Az mı süründürdün beni? Sen yine kuru yerlerde süründün. Ben çamura daldım bunun yüzünden. Doğru dürüst bassana şu gaza. Beni sakin ol biraz ya. Sakinim ben. Çalıştır. Gaz ver. Allah'ım. Yemin ederim bir daha kadınların kalbini kırmayacağım ya. Yeter bu kadar. Eziyet bu ya. Eziyet bu be. Manyak. Bir de gülüyorsun ya. Evet Eferit, oturmuşsun yani üstünü. Öyle mi? Aa, ne oldu? Çok iğrenç gözüküyorsun. Ne olabilir? Çamura yattım ben. Çamur gördüm, dayanamadım. Gülme şimdi, sokacağım suyun içine çıkaracağım ha. Hiç öyle ağlama numaraları yapma. Affetmeyeceğim seni. Numara falan yapmıyorum. Ya gerçekten dağıtacaklar malıyı. Bakalım. Eğer arazi uygunsa. Ya siz giderseniz ne yaparım ben? Siz benim arkadaşlarımsınız. Ne demek alayı dağıtıyorlar? Olmaz değil mi böyle bir şey? Ha? Vallahi olacak da öleceğin önüne geçilmezmiş babacığım. Ya bırak şimdi mesaj vermeyi ya. Ya sen bizi dağıtırlarsa nereye gönderirler onu söyle. Vallahi ne bileyim babacığım. Hepimizi dağıtacaklar üçer beşer. Yapma ya. Ben çok alıştım size. Başka yerde ne yaparım? Abi esas biz ne yapacağız be? Sevgili daha 3 gün bile olmadı. Ne 3 günü ya? Kaç ay oldu? Alıştım size ya. Alıştın ama seni daha kolay unutursun uşağım. Hala bıyıkların gözümün önünde ulan. Ya buru derim, bıyıklarımı hatırlatmanın sırası mı şimdi? Geliyor. Komutanım siz söyleyince biraz garip durmadı mı bu? Bu da bizden Alman plaka. Ne yapıyorsun bakayım sen? He? Askere mi geldin sence? Kadri Sakıoğlu, Adana. Emret komutanım. Kusura bakmayın yüzbaşım, bilemedim. Şşş, yüzbaşı değil ulan. Asteğmen duru. Sana ne? Sana ne be? Hamza o kadar üsteğmen oldu. Biz de bırak 2 dakika yüzbaşı olalım. Allah. Allah'ım, toprağıma geldim, vatanıma geldim. Sana şükürler olsun ya Rabbim. Vallahi 2 gündür yollardayım. Nasıl heyecanlıyım bilemezsiniz binbaşım. Güzel. De, niye bıyıkları kesip gelmedin? Ayrılmak zor geldi. Halis mulis Türk bıyığı. Üsteğmenim. Hadi arkadaşım, hadi, hadi. Geçin sıraya. Daha çok girecek var. Oo, kaydınızı yaptırın hadi. Olalım vallahi. Ben gireyim mi brother? Kein problem. Geç. Geç son, geç. Hadi good, good. Evet arkadaşlar, sıraya girin. Sessiz olun.
Komutanım ben bu postalları bağlayamıyorum. Buraya bak, çekiyorum. Bunun bıyıkları var. Yavaş. Ya kardeşim sana 10 dakika müsaade etmedim mi ben? Niye kesmedin bıyığını? Ya zor geliyor ya. Kesebilsem keseceğim. Yapma bunu der ya. Ben onlara nasıl baktım, nasıl uzattım bir bilsen. Ya her sabah badem yağıyla siliyorum. Ha öyle mi? Ama böyle dolaştırmazlar adamı. Eninde sonunda kesilecek o bıyık. Ya onlar fark edene kadar idare etsen. Ha? Hadi bunu der ya. Olmaz. Hayır. Derhal tuvalete. Marş marş. Seyfi sen de git. Başında bekle. Kestiğinden emin ol. Kesiyormuş gibi yapmasın. Emredersiniz komutan. Rahat çalışabildiniz mi bari? Evet. Yardımlarınız için teşekkür ederiz. Yani hepsi bu kadar mıydı? Yarın tekrar gelip alayın geri kalanının ölçümünü yapacağız. Peki raporunuzun sonucu ne zaman belli olur? Birkaç günü bulur. Müsaadenizle efendim. Hay Allah. Ben de emekliliğime kadar bir daha tayirim çıkmaz diyordum. Daha çok iş var komutanım. Hem bakalım arazi uygun bulmayacak mı? Ölçüm yapmaya geldiklerine göre bu proje hakkında uzun zamandır düşünüyorlar demektir komutanım. Hayırlısı olsun bakalım. Hayır madem böyle bir işe kalkışacaktınız. Bana evi taşıtmadan önce söyleseler ne olur sanki. Of ya. Burası da ne güzeldi ya. Şimdi kim bilir beni nereye verirler. Hiç sorma. Ya şu tayin olayı aklıma geldikçe sinirlerim bozuluyor Melek. Daha geleli bir sene bile olmadı. Ne işin var senin yine burada? Komutanım ben içeride olduğunuzu bilmiyordum. İyi tamam. Gel bakalım baş belası. En azından kurtulacağım. Öğrendin ha? Kötü haber çabuk yayılırmış. Of. Ne yapacağız biz şimdi böyle? Elinde sonunda zaten tezkir alıp ayrılacaksın arkadaşlarından. Arkadaşlarımdan mı? Hı. Arkadaşlarımdan ayrılacağım zaten buna üzülüyorum. Ama biz yani biz ne olacağız? Ha sen bizi mi düşünüyorsun? Niye ki? Nasıl niye ki? Sonuçta beni alıp başka bir birliğe verecekler. Seni başka bir yere. Ne olacak? İçim sıkılıyor düşündükçe. Verirlerse versinler. Şunun şurasında ne kaldı ki askerliğin bitmesine? Ben seni beklerim. İster dağıtsınlar, ister taşısınlar alayı. Ben seni sevmeye devam edeceğim. Of babacığım, of be. Millet üzüntüden yıkılıyor. Bunlar burada koklaşıyor. Vay be. Ya kardeşim senden rahat yok mu ya? Ha? Hissediyor musun? Ne yapıyorsun? Malum mu oluyor? Ha ne zaman baş başa kalsak damlıyor ya. Güzel hemşirem. Daralıyorum. Kalbim ağrıyor üzüntüden. Kalbim. Bana ve şu sinirli arkadaşıma birer sakinleştirici yapar mısın? Sek olsun benden. Of Vedat ya. Ya giderseniz en çok seni özleyeceğim. Nasıl yani? Kolay mı? Allah biliyor ilk göz ağrısıyım. Ferit, sen bilmezsin güzelim. Komutanım, komutanım çok acıyor vallahi. Biliyorsunuz ben çok dayanıklı bir askerim ama el bombası çok yakınımda patladı. Abartma çocuğum, abartma. Sen cesur bir Türk askerisin. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Durun tahmin edeyim. Siz Melek hemşire olmalısınız öyle değil mi? Evet benim. İltifat edeceğim. Anlattıkları kadar güzelmişsiniz. Neyse. Kendimi tanıştırayım ben. Yüzbaşı Volkan. Volkan Yılmaz. Rütbeniz Üsteğmen. Çok zekice. Bu da küçük bir şaşırtmaca işte. Askeri operasyonlarda kullandığımız bir taktik. Mesela şu yaralı Mehmetçik de aslında çavuştur. Ama gördüğünüz gibi er mesela. Karıştırdınız komutanım, teğmenim ben. Sus evladım sus, şoktasın. Kendine gel, şoktasın. İyileşeceksin, iyileşeceksin. Ne vuruyorsun oğlum kızın önünde?
yaralısın asker. O yüzden affediyorum seni, tamam mı? Kendi de değil. Böyle durumlarda olgun davranırım. Efendim ne de olsa yani olgun bir erkeğim ben. Hazır yeri gelmişken bir şey sormak istiyorum size. Olgun erkeklerden hoşlanıyor musunuz? Ben... hastanın nesi var? Doktor çağırayım mı? Hiç gerek yok. Ben sizin bilginizin ve engin tecrübenizin bu işi kotarabileceğine inanıyorum. Evet ama ben daha yeni mezun oldum. Olsun canım. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde henüz 21 yaşındaydı. Ben size güveniyorum. Hatta deneyelim şimdi. Şu gözlüğü şöyle bıraktım efendim. Ellerimi tutun. Tutun korkmayın. Tutun ellerimi tutun. Ha. Şimdi ne hissediyorsunuz? Hiç. Gördün mü Jumbo? Gördün mü? O kadar tecrübeli ki elimi tutmasıyla hiçbir şeyimin olmadığını anladı. Tebrik ediyorum efendim. Bravo. Şşş, bir de benim elimi tutsun bakayım ya. Oh. Sus asker, sus! Biz teyakkuza geçtik, seni kurtarmaya çalışıyoruz. Senin yaptığın halde bak. Yat! Biz melek hemşireyle senin durumunu tartışacağız. Buyurun efendim, şöyle gidelim. Pardon, buyurun. Komutanın yüzünü görecektiniz. Bakın efendim, bir muharebe kazanmak, bütün bir savaşı kazanmak anlamına gelmez. Neyse efendim, yine bir gün bir operasyondayız. Ben en önden yürüyorum. Ne öyle sürüneceğim yerlerde falan. Bakın, kurşun adres sormaz diye bir tabir vardır. Herhalde bunu duymuşsunuzdur daha önce. Ya komutanım sıkıldım ben ya. Hem daha git mutfakta yemek yapacağım ben. Git tabii çocuğum git. Ve biz senin neyin olduğunu sana daha sonra bildiririz. Hadi taburcu oldun hadi. Ben bir baksaydım. Yok efendim ilgilenmeyin. İlgi görünce şımarıyor. Yaş kaçtı sizin? 21. Maşallah canım benim. Pek de gençmişsin. Siz de pek yüzbaşı gibi durmuyorsunuz. Değil mi efendim? Üniformadandır. Genç gösteriyor. Sever misiniz üniformalı erkekleri? Ha? Var mı böyle bir fanteziniz? Anlayamadım. Hadi. Ben anlatamadım. Efendim ben üniformalı bayanları pek severim. Hiçbir formayı ayırt etmem, seçmem. Mesela lise forması, yeri gelmişken söyleyeyim. Mesela hemşire forması, pek severim. Ben gidiyorum oğlum. Hadi yavrum git, selametle hadi. Askerlerinizle ne kadar samimisiniz. Öyleyimdir efendim, huyum kurusun. Rahmetli Hulusi Kentmen gibiyim, dayanamıyorum, ne yapayım. Efendim herkesle samimi olmak istiyorum. Ben buyum. Mesela sizinle de samimi olmak istiyorum. Mesela size sarılmak istiyorum ben. Böyle sevgi yumağı olmak istiyorum. Sen de ister misin ha? Anam! Ne oldu asker? Aman diyeyim! Ne oluyor burada? Vallahi bir bilsem. Üniforma ne kadar yakışmış size böyle üsteğmenim. Sağ olun komutanım. Müsaade ederseniz önce bir salavat getireyim. Sonrasında siz benim canımı alırsınız muhakkak. İşiniz yoksa kapının önüne kadar çıksak diyorum üsteğmenim. Çıkalım komutanım. Beni hep böyle hatırla. Nasıl? Nasıl? Böyle yakışıklı, sempatik vesaire. Gel. Hamza'dan Pınar Erzurum. Komutanım arkadaşlarla bir maruzatımız vardı. Arkadaşlarla? Cümbür cemaat gelmediniz yine inşallah. Yok komutanım yok. Hani cümbür burada da cemaatten eksikler var. Celal'ım komutanım. Gelin bakalım. Evet arkadaşlar sizi dinliyorum. Şey komutanım buraya üniversite inşa edip alayı dağıtacaklarmış, doğru mu? Daha bir şey belli değil arkadaşlar. Doğruymuş. Dediğim gibi Naci, daha bir şey belli değil. Arazinin uygun olup olmadığına ölçüm yaptıktan sonra karar verecekler. Ama eğer uygunsa epi bizi başka yerlere dağıtacaklar değil mi komutanım? Öyle olma ihtimali de var tabii. Ben ne yaparım komutanım? Doğru düzgün hiçbir şey bilmiyorum. Askerliğimin bitmesine de çok zaman var. Üstelik uyur gezerim. Komutanım, ya bir yol bulsak da birbirimizden ayrılmasak ha? Arkadaşlar, bu tip kararlar yüksek makamlarca veriliyor. Maalesef benim de yapabileceğim bir şey yok.
Ama siz koskoca fırtına üstey beysiniz komutanım. Yani yaparsınız bir şeyler, sizi tanırlar. Yani ne olur bizi arkadaşlarımızdan ayırmayın komutanım. Biz birbirimizi çok seviyoruz, ayrılamayız vallahi. Biliyorum Şakir. Arkadaşlarınızı ne çok sevdiğinizi, birbirinize ne kadar bağlı olduğunuzu, birbiriniz için her şey yapabileceğinizi biliyorum. Sinyor devriyeye çıktı, yarım saatimiz var. Çocuğa yumruk attın, şimdi de arkasında iş mi çeviriyorsun be ya? Ben yokum abi. Abicim diyorsun. Öyle değil. Bir dinleyin önce. Bizim Seyfi'nin kardeşi hastaymış. Geçmiş olsun, neymiş durum? Böbrek hastası. Bölük komutanı para vermek istedi ama kabul etmedi. Etmez tabi oğlum. Paraya ihtiyacım var herifin. İtalya'da falan yaşıyor. Yok be abi. Kazın ayağı öyle değil. Babası birkaç sene önce vefat etmiş. Durumları iyi değil. Para toplayacaksak ha ben veririm ne lazımsa. Eyvallah. Ama daha güzel bir şey yapacağız. Bir eğlence gecesi düzenlenecek. Biz de bilet satacağız. Toplanan da Seyfi'ye verilecek ha? Eyvallah. Aynen öyle. Ben sevdim bu işi be. Ne yapacağız gecede? Ulan kar topu çalsın ben de dansöz kılığında dans edeyim ha. Arıza abi kızma ama sen de her fırsatta kadın kılığına girmeye çalışıyorsun. Alışkanlık yapmasın. He? Nasıl söyledim? Bundan sonraki geceyi de Hamza'nın ameliyat parası için yaparız herhalde. Hadi lan hadi. Dinleyin. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceleri oynayacağız arkadaşlar. Bu şey mi? Hani Alman filmi, liseli kızlar falan var. Yuh! Lan bildiğimiz Pamuk Prenses be. Abi kızlar oynuyordur o. Ya tamam da kendimize uyarlayacağız işte. Ne dersin usta? Bir el atarsın değil mi? Tabii ki yaparız babacığım. Yalnız bir şartla. Pamuk Prenses'i ben oynayacağım. Tövbe tövbe. Şaka lan şaka. Allah'ım yarabbim. Kim oynayacak? Ben altı olacağım. O ne be? Yedi cücük yok mu? Altıncısı benim işte. Uğurlu sayın. Cücük değil oğlum o cüce. Hem atları var ondan. Cücelerin mi adı var? Doğru ama. Bu cüceye de Mehmet diyorsun. Geliyor şimdi. Sen de kimsin? Evimize bir kız girmiş la. Ne arıyor evimizde? Parola. Ama siz cücesiniz. Parolayı bildi. Sen de kimsin? Pamuk Prenses. Peki siz kimsiniz? Bizler yedi cüceyiz. Ben Bilgin. Ben Uysuzum. Ben Şaşkın. Arıza. Komando. Şopar. Hasan ben de Temel. Memnun oldum. Cücelerin adı böyle miydi? Hayır komutanım. Güzel kız. Merhaba teyzeciğim. Bana bir bardak su verir misin? Çok susadım. Buyurun teyzeciğim. Sağ ol evladım. Karnın aç mı? Ben de sana yiyecek bir şeyler vereyim. Aç teyzeciğim. Komando cüce alay mutfağından dönmedi daha. Yiyecek hiçbir şey yok. Al kızım, bunu ye. Bu ne teyzeciğim? Kara şimşek kızım. Taş çıkmaz içinden değil mi? Kesin çıkar. Dikkatli ye, dişini kırma. Ve son tablo. Pamuk Prenses ölür.
Bizi bırakıp nerelere gittin la pamuk prenses? Abi siz yiğit hayatı ne tadı olur? Nasıl kıydıysa o... Kötü kötü. Nasıl kıydıysa o kötü zadi. Biri geliyor. Bir prens olsa gerek. Pek de yakışıklıymış. Yakışıklı ama prens değil. Abi paşa bu. Paşa. Sen de kimsin baba can? Ben Yeşil Vadi'nin paşasıyım. Tosun Paşa. Ne oldu bu pamuksuz diye? Kara şimşek yedi, zehirlendi. Benim bildiğim kara şimşek gaz yapar. Kuzum, oğlum sen bir şey yapmayacak mıydın? Bir şey mi yapacaktın? Oğlum. Yapma öyle Arzu abi, ayıp oluyor. Oğlum ben seni değil, sen prensesi. Evet. Prensesi şey yapacağım değil mi? Ah canım, öpeyim de gelsin. Tut şu altımı. Hadi. Ama sen. Ben beyaz atlı prensim. Arkadaşlar, ben de burada sizlerle çok güzel günler geçirdim. Ancak yapabileceğimiz bir şey yok. Sonuçta bizler askeriz ve ülkemiz bize nerede ihtiyaç duyuyorsa gider orada görevimizi yaparız. Fotoğraflara bakmaya başladığına göre bozuşmuşsunuz Fatih ile. Ben de anlamıyorum ki artık hiçbir şeyi. Ya abiciğim ya, ben ne yapsam beğendiremiyorum kendimi bu hanımefendiye. Boş ver. Böyle abiciğim bunlar. Vallahi fazla yüz vermeyeceksin en güzeli. Ya iyi de işte bizimki de fazla ilgi göstermiyorum diye şikayet ediyor. Aman abiciğim alay dağılıyor ya. Bu da başka zaman bulamamış mı ilgi isteyecek? Ne bileyim abi. Ya abi esas biz... Ayvayı yedik oğlum. Gittiğimiz yerde torun muamelesi yapacaklar bize. Hayırdır? Dükkanı kapatmadınız mı daha? Bir süre sonra zaten tamamen kapatacakmışız komutanım. Burayı çok arayacaksınız beyler. Gittiğimiz yerde yine bizi posta yazıcı falan yaparlar. Değil mi komutanım? Yaparlar Feritciğim, yaparlar. Onlar da zaten açmışlar kollarını. Posta Ferit gelse de bize de postalık yapsa diye bekliyorlar zaten. Eyvah. Resmen çaylak muamelesi göreceğiz yani. Yani burada bir forsumuz vardı en azından. Torunlara bile biz eğitim veriyorduk. Ya ne eğitim ama, değil mi? Eğitim veriyormuş. Başlayabiliriz başçavuşum. Emredersiniz komutanım. Günaydın beyler, günaydın. Saat 6:30. Kalkma saati. Kalk! Kalk! Kalksana Mehmet! Ben gerçekçi olsun istedim komutanım. Kalk! Bünyede oyunculuk var. Duramıyor işte. Saat 6:30-7 arası kişisel bakım var arkadaşlar. Saat 7-7:30 arası kahvaltı. Anam. Bunu ver annem değil mi komutanım? Oyna bakalım. Çatal sol elde, bıçak sağ elde. Devlet bize ne güzel kahvaltı vermiş. Peynir var, zeytin var, bal, tereyağı, oh! Yeter Gökhan. Saat 8:30'da sabah yoklaması. Alo! Sabah istiması geldi, duymadınız mı? Sekiz 9:15 arası sabah sporu. Şey hanımefendi. Ne hanımefendisi? Hanımefendi sivilde kaldı asker. Deniz Yüzbaşım senin komutanın. Pardon. Bu anlattıklarınızı not alalım mı? Sınavda karşımıza çıkacak mı?
Ne yapıyorsunuz burada? Ne yapacağız bruderim? Oturduk derdimize yanıyoruz. Aha! Ben neye korkuyorum asıl biliyor musunuz? Levent Üsteğmen gibi komutanı bir daha nerede bulacağız? Sus Batosun. Vallahi benim de en çok içim ona yanıyor. Kökümüzü kazırlar harbiden. Hele ben. Hiç şansım yok abicim. İkinci gün kurşuna dizerler. E işte böylece adam olursunuz. Dikkat! Naci hadi bize çay getir. Emredersiniz komutanım. Oturun arkadaşlar rahat edin. Ne o? Eski günleri mi yad ediyorsunuz? Yok komutanım. Vallahi oturmuş halimizi alıyoruz. Kısacası buradan ayrılmak zor geliyor komutanım. Zor geliyor ama bir türlü bilemediniz değerini birliğinizin. Vallahi ne deseniz haklısınız komutanım. Çok üzdük değil mi sizi komutanım? Vallahi benim için hava hoş. Cezaları alanlar sizlersiniz. Ben ondan... En benim! Ben... Neydin komutanım? Pirisin Cemal. Ben piriyim. Komutanım ben bir şey merak ediyorum. Vedat, yine abuk sabuk bir şey sormayacaksın değil mi? Tamam. Sormayayım o zaman komutanım. Ya işin garip tarafı, aldığınız onca cezaya rağmen hiç akıllanmadınız. Hele o Kadri'nin deniz yüzbaşının kılığına girdiği gün yok mu? Dua edin de iyi zamanıma denk geldiniz, ucuz yırttınız. Komutanım, istediğiniz böcek ilacı. Allah! Bu ne lan? Bu ne kadar? Süper ben Aztek. Ulan şunların halini var ya bir gören olsa. Aha gördüm. Buyurun komutanım. Sağ olun Naci. Sizin yüzünüzden ben de ceza aldım. Kesin diskoya atılırım diyordum ama komutanım sağ olsun. Ya Kadri ben seni o olayda diskoya atmamış mıydın? Hatırlattığın iyi oldu unutmuşum. Vallahi komutanım o diskoya girip çıkmayan kalmadı zaten. Ne yani? Durduk yere mi attım siz diskoyu? Siz de abuk sabuk işler yapıp ceza almasaydınız. Ya serseriliğin cezası budur işte. Kal orada bir hafta da aklın başına gelsin. Benim için sorun yok komutanım. Ama düşünün. Ya ben içeride özgürsem de siz dışarıda kilitliyseniz? Karıştırma şimdi kafamı çakal. Bunlar niye geri dönüyor be? Ne oldu? Niye çıkmıyorsunuz çarşıya? Delikanlı bir arkadaşımız için geri döndük komutanım. Eyvallah babacanlar. Abi ne oluyor be? Hay senin atacağın taşa. Ufak taş dedik oğlum ufak taş. Ya ne bileyim abicim ya. İşte acı kuvvetimden oldu herhalde. Abi siz miydiniz be ya? Ne yaparsınız? Bir de cam kırdı diye başımı belaya sokacaksınız be ya. Ne oluyor ya? Aa. Ne yapıyorsunuz siz burada? Ya buna asıl bizim size sormamız gerekiyor. Ya ne yaptınız ettiniz yine başınızı belaya soktunuz. Bravo. Fatih, tamam. Biz çok mu istiyoruz burada olmayı? Ya neyse fazla vaktimiz yok. Nasılsınız? İyiyiz, iyiyiz. İyisin mi sen? İyiyiz yani. Oturun, oturun. Yat saat 10.30'da. O saatten sonra kimseyi ayakta görmek istemiyorum. İyi geceler arkadaşlar. Sağ olun komutanım. Vallahi Levent Üsteğmen gibi komutanı bir daha buluruz.
Vallahi duygularını bu kadar net ifade ettiğin için çok teşekkür ediyoruz Tosun Et diye. Abicim tamam kapatalım konuyu ya. Vallahi benim iyice içim karardı. Yarın gidiyor musunuz nikah günü almaya? Vallahi gideceğiz babacan, gideceğiz inşallah da. Fakat tam da pek de bilemiyorum. Ne o? Ya bir durum be. Fevri canlar. Yani evlilikte bir sorun yok çok şükür. Fakat şimdi alay dağıtılacak ya. Hadi diyelim benim birlik İstanbul dışına düştü. Ne olacak? Benim aldığım nikah tarihi yandı. Şaşkın ne alakası var be? Alay dağıtılana kadar sen 5 kez yaparsın nikah. Erteleme falan yok. Ben senin düğününe çıkıp şarkı söyleyeceğim daha. Yok babacan sağ ol. Biz inşallah paramız yeterse bayılmayan bir şarkıcı tutacağız. Bak ya ne bayılması oğlum. Ben sahneye çıktım çatır çatır programımı yaptım be. He, ne demezsin. Dinle uşağım dinle seni söyleyeyim. Vedar iftarı. Bodrumlu şaşkın vedar. Ay vakit geldi. He, uşağım git dağıt orayı. Aslanım seçim önüm benim. Göster kendini ola. Mesafesi de yaklaş. Parola ada. İşareti çağla. Bir vukuat var mı Şakir? Şakir Kartopu Tekirdağ. Hiçbir vukuat yoktur komutanım. İyi ver bakalım defteri de imzalayalım. Emredersiniz komutanım. Komutanım, alay dağılırsa bizim nereye gideceğimize kim karar verecek komutanım? Bilmiyorum Şakir. Ankara'dan bir şey ayarlarlar herhalde. Peki komutanım. Komutanım biz kendi istediğimiz... Yani işin doğrusu... Komutanım, biz doğuya gönüllü olarak gidebilir miyiz komutanım? Doğuya mı? Evet komutanım.
bayram yüzünden değil mi? Evet komutan. Hadi be abi be. Bak ne güzel bir gün. Tabiatın kucağında somurtulur mu be kardeşim ya? Abi harbiden ya, yüzün gülsün biraz. Boş ver brother. Alışığım ben. Geçer birazdan. Aman abartma. Hem bak ne kadar güzel bir gün. Yani. Hem bugün. Teyzeler günü. Ne teyzesi brother? Abamcı teyze. Allah! Abamcı teyze, abamcı teyze, altınlarım çalındır bulamadım. Abamcı teyze, abamcı teyze, altınlarım çalındır bulamadım. Gel. Karakola gittim, şikayet ettim, aradım taradım bulamadım. Karakola gittim, şikayet ettim, aradım taradım bulamadım. Şakir. Komutanım, Şakir benim yüzümden. Normal aralık. İzaya gel. Uzat kolları. Uzat. Nereden çıktı bu yürüyüş eğitimi ya? İleri! Bak! Hah, kar topu. Niye sivillerini giymiş bu? Komutanım, kar topuna ne oldu? Kar topunun kuzeni. Doğu'da askerdi. Bir çatışma esnasında şehit düşmüş. Bayram mı? Sana canım feda! Say! Vatan sana canım feda! Vatan sana canım feda! Vatan sana canım feda! Vatan sana canım feda! Say! Vatan sana canım feda! Vatan sana canım feda! Vatan sana canım feda! Vatan sana canım feda! Hayırdır babacığım? Geç döndün nöbetten. Biraz oturdum be abi silahlı da orada. Sen daha uyumadın mı? Hangimiz uyuyabildik ki? Sıcak bir yandan, alayın durumu bir yandan. Ya bir susun be oğlum ya. Tam kafamdan atmıştım, aklıma sokuyorsunuz yine. Ne edeceğiz kuşaklar? Bunca zamandır beraber duk. Bir sürü derdin üstesinden geldik. Sonumuz böyle mi olacaktı? Ne yapacaksın babacığım? Kader kısmet, önüne geçemeyiz. Geçilir be kardeşim. Geçilir ya. Saçma sapan konuşma. Devlet karar verdikten sonra ne yapabilirsin ki? Tamam da abicim, karar verilene kadar biz de boş durmayacağız değil mi? Ha? Tabi haliyle bunun ölçümü var, hesabı neyin var. Oğlum yine bir işler çevirip başımızı belaya sokmayın sakın ha. Yok be Feridim. Ya bırak yapabilecekleri ne varsa yapsınlar. Ya yeter ki birbirimizden ayrılmayalım be. Söz mü lan? Ayrılmayalım o zaman. Söz mü? Söz!